Deprem bölgesine giden Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ali Akgün, oradaki incelemelerini ve kanaatlerini anlattı. Kahramanmaraş'ta ekipleriyle birlikte yaklaşık 20 günlük çalışma yapan Akgün, zemin durumlarının zayıf olduğu noktalarda daha büyük yıkımlarla karşılaştıklarının altını çizdi. Daha çok betonlardaki zayıflık, donatı, işçilik, kalitesiz yapı, yanlış projeler, bunların tamamının birleştiği noktalarda ağır yıkımların olduğunu tespit ettik. Tabii deprem sonrası şehrimize Kocaeli'ye döndükten sonra insanların da düşündüğü, haklı olarak bu ağır bir deprem felaketinden sonra yapım depreme güvenli mi? Yapılarımızın durumu nasıl? Güvenli oturmaya devam edebilir miyiz gibi birçok soruyla karşılaştık. Tabii bunların yapımızın depreme güvenli olup olmadığına dair 2018 yılında çıkan yönetmeliğimizin 15. maddesinde gerekli hususlar ve kriterler belirli. Fakat bizim 2018 yönetmeliğimiz biraz daha fazla ileri bir yönetmelik olduğunu görüyoruz. Yani 2018 yönetmeliği öncesi yapılan erken yapımlı binalarda bile performansın altında kaldığını, güçlendirmelerin çıktığını görüyoruz. Yani bunlarla ilgili hocalarımızla da yetkili kurumlarla da görüştük. Yani bu 2018 yönetmeliğine ek bir revizyon gelebilir mi? Veya binaların yapım yıllarına dair daha ayrıntılı detay bir çalışma yapılabilir mi? Bununla ilgili bir taleplerimiz oldu. Kendileri zaten yani hem kurumlar hem hocalar bununla ilgili herkesin ortak bir görüşü var. Kendileri de düşünüyorlar. Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılarımızdaki güvenliğin testinin yapılması için yönetmelik bazında bir revizyonu bekliyoruz. 99 depremi sonrası yapılarımızda oluşan tabii bir performans sergiledi bunlar. Depreme karşı dayandılar, depreme karşı direndiler. Ve binalar tabii ki 99 depremi de 25 yıl oldu. Hem yapısal anlamda hem depremi atlattıktan sonra tabii binalarda belli bir performans düşüklüğü olduğunu düşünüyoruz. Bunların gene yönetmeliğimize göre belirli kriterleri, kurallara göre bir performans analizi yapılıp güçlendirme durumları ortaya çıkabilir. Bu güçlendirme durumlarının da şu anda yeni güçlendirme metotları, karbon elyaf, epoksi sarma, çelikle güçlendirme, hatta çelik damper, mantolama, beton mantolama gibi yöntemler var. Bunlar vatandaşlarımız tarafından uygulanabilir.